nasıl tanıştınız Oktay ile? Dayısı bizim yan tarafımızda oturuyordu onun. Orada şey yapardı, motor kullanırdı. Biraz serseri bir tipi vardı. Küpe takardı, göğüsleri falan açık. O kıllar alınmış. Göğüsleri açık. Açık ama böyle bayağı iyi. Ama öyle İlker Bey. Ama öyle bir şey diyebilir miyim? Kulağında küpesi, gözlükler gözünde. Yani inanılmaz serseri bir tipti, inanılmaz. Küpe serserilik ifadesi mi? Yani aslında o dönem öyleydi. Şöyle 12-13 yıl önce hani çok fazla erkeklerde küpe falan takan yoktu. Popüler motorun üzerinde işte MP3 çalarlar kulağında dolaşan bir insan çok fazla yoktu. Yani benim gördüğüm kesimde yoktu en azından. Yani bizde o zaman WhatsApp vesaire hiçbir şey yoktu. Mesaj hatları vardı. Belirli bir şekilde konuşuluyordu zaten. Tanışma faslına gelince de bizim işte yan tarafında dayısı vardı. Oradaydı. Ondan sonra işte mahalleye gelip gidiyordu. Benim çok yakın bir arkadaşım onu çok beğeniyordu. Ama ciddi beğeniyordu yani. Öyle böyle değil. Ciddi beğeniyor. Hayır. Çok beğeniyorum ve çok ciddiyim. Evet, her gördüğümde çok yakışıklı bir çocuk işte çok güzel bakıyor vesaire diye konuşmaları oluyordu. Arkadaşımla bir gün konuşurken ben Oktay'ın sürekli bana baktığına şahit oldum. O arkada size başka senaryo anlatabilir, inanmayın öyle bir şey yok. Anlatsa da anlamam, çok hızlı konuşuyor. Evet, devam. Doğru. İşte ondan sonra arkadaşıma dedim ki, arkadaşım yanımda, arkadaşım senin aşkın buna bakıyor dedim. Elinden gitti, yapma ya diyor, bakamaz diyor sana. Bana bakıyor yani dedim, yapacak bir şey yok. Arkadaşım da çok fazla böyle kek falan yemeyi çok severdi. Sana kek alırım arkadaşım, senleri benim aşkım, bir kek de satın alamazsın. Satın almaktan ziyade dedim, bana bakıyor, yapacak bir şeyim yok. Ama daha teklif almamıştım. Bana baktığını hissettiğim dönem. Peki kandırdılar beni. Ya. Bir şey anlatıyor kesin. Ya, direkt bir şey anlatmıyor. Ama sustu mu? Ama o, olay öyle değil. Arada sırada konuşuyor. Ne diyor? O olay öyle olay değil, öyle değil diyor. Ama o öyle sanıyor işte, size biliyorum o senaryoyu. Hatta dün biz buraya gelmeden önce bir kavga çıkacaktı. Şu tanışma konusu üzerine. Ama gerçekten yani hani ben ona gerçekten bakmıyordum. Bana baktığını hissedince de dışarıdan zaten. İçeri girmiyordu beni gördüğünüz. Ben ona bakıyorsam ilk mesajı ben atardım. O bana attı ilk mesajı. Saçların çok güzel diye bir mesaj atıyor. Evet. Benim baktığımı da görmüş olamaz çünkü ben zaten çalışıyordum. Çok az vakit. Peki sen onun baktığını nasıl gördün? Aynadan mı? Ama sana o arkadaşım onu beğeniyordu ya. Ben ondan baktım hani. Hep de öyle. Nasıl bir çocuk diye. Hani ben hislerimle ona bakmadım yani. Yoksa normalde hani arkadaşım beğeniyor diye bakıyordum. Hatta hiç beğenmediğimi söyledim ben ona. O yüzden 12 senedir beraberiz. Yapmayın. Yüreği yaralandı, yüreği. Mikrofon yanınızda mı acaba? Verir misiniz yukarıya doğru? Tek bir ricam var. Öğüyü mikrofona yapma. Dün acı biber yemiştin de ben de. Etkisinde kaldım biraz. Acı biberin etkisinde kaldım. Evet. Gördüğünüz gibi az önce... diyen sevgili kardeşimle diyalog kurduk. Sevgilinden mi ayrıldın? Hayır tabii ki de. Ayrılmadınız yani? Hayır tabii ki de. Ben de sizi yarıştırmak çok isterim. Özellikle acı biber performansını çok merak ediyorum. Yani ben 50-60 tane yedirmem ama 500 tane yedirim. Çünkü en evlenince ben çok acı çekeceğim. Bende bir Selin Kara Cehennem efekti mi var acaba? Burada arkadaşlarım bana bazı şakalar hazırladılar. Böyle mi? Evlenince niye acı çekeceğini düşünüyorsun? Şu anda beni tanıyamadı. Oğlum beni ben, İlker. Dur. Senin sorunun Selin Kara Cehennem'le değil. Senin sorunun ya Haydar Dümen'le. Bir saniye bekle. Senin önce Haydar Dümen'le bir aşama kaydetmen gerekiyor.
Ben de şu an tanıdım tabii ki de. Aa, bu da Haydar Dümen şeyi mi? İsmin neydi senin? Burak Gülmez. Burak Gülmez. Burak, en son ne zaman... Hadi sormayayım, boş ver. Hem Selin Hanım'ın hem de Haydar Hocam'ın kalplerinden, yüreklerinden öpüyoruz. Peki, bir şey soracağım. Kadın ve erkek evlenmeden önce evlenme teklifleri esnasında evlenince seni şöyle yaşatacağım, böyle davranacağım. Çok. Ne mesela? Çok. En büyük ne vaat etti? Yani bana hep şunu söyledi. Ben senin asla eline sıcak sudan soğuk suya bırakmayacağım. Hep ve yanında olacağım. Bırakmadım, doğalgaz vardı evde. Ve lafının arkasında durdu mu? Tabii durdu. Soğuk sudan elim çıkmadı benim. Çok durdu. Yok öyle bir şey. Yok öyle. Dilek, bir şey soracağım. Evet. Biz Oktay'la kampa gidebilir miyiz? Hayır. Ormana? Hayır. Dağa? Hayır. Dağa? Hayır. Ya orada dağ... Dağ! Tamam da dağa çıkan hiç mi kadın yok? Var. Dağda kamp yapmanın kadınla ne ilgisi var? Orada belki... Daha kötü, orada işte hiçbir şey yok. Orada bir tane kadın görse konuşacaklar, sohbet ilerleyecek, muhabbet ilerleyecek. Ben oradayım. Ben dururken hangi kadınla... Tövbe yarabbim. Bir de içime şey kaçtı ha. Kendisi de gelmez zaten. Ben kendisi izin ver. Kendisi de gelmez. Gelmez. Gelir misin kardeşim? Gelmez. Gelir misin? Başka bir yere gidelim. İlla gelmez. Olmak zorunda mı? Nereye gidelim? Ben de arıyorum daha açık bir yere. Deniz severim mesela, deniz. Gitmem demiştir zaten o. Hayır, gitmem. Ormana daha gidelim mi? Abi ne gerek var dedi. Doğru, ne gerek var? Başka yer dururken dedi. Aynen. Sonra biliyor değil mi bu yayını izleyeceğimi falan? Eve gideceğimizi buradan. Ne olacak? 12 yıldır ne olduysa o olur tabii ki de. 12 yıldır ne oluyor? Evden kovuyorum, eve almıyorum. Yine evden kovacağım. Nereye kovuyorsun? Vallahi ben kovuyorum. O nereye gitmek istiyorsa gidiyor ama... o zaman sorun yok. O zaman adam nereye gitmek isteyecekse senden izin almak yerine kendini evden kovdu. Evet. Yok, o da öyle olmuyor. Daha mantıklı değil mi? Şimdi izin isteyeceğim, vermeyecek. Ben de kendimi evden kovdurayım. Nasıl olsa bana bir nereye istersen... Zaten aramıyor, sormuyor. Ben onu evden kovuyorum ama sürekli gözüm üzerinde. Benim gözümün gördüğü alana kadar gidebiliyor. Evet. Hani aşağıda kapının önünde oturuyor en fazla. Ya da bir gün çok aramıştım. Allah'ım, ben kovsam da gitmiyor. Senin ne kadar sıkıcı işine. Değil mi? Gidiyor ama biz artık sokakta oturmuş tabureye böyle. İçin tabii. Azık kadar adam. Oktay ne oldu hiç ya evden kovulduğunda? İlker Bey. Bir gün evden yine kovulmuştu, kapının önündeyken polisler bunu yukarıya çıkardı. Kapının önünde uzun süre beklemiş, biri şikayet etmiş herhalde, hani kapının önünde biri var. Bir de kapıyı açmaya çalışmış aşağıdan, açamamış. Bir gün zil çaldı, gece bir saati, ben baktım tabii dürbünden. Baktım polis, eşimi görmedim ama önce açtım. Bu sizin dedi eşiniz mi dedi. Evet dedim, niye dışarıda ya dedi. Ya alın bunu Allah aşkına sokakta. Evet, onların sayesinde o gün eve girmişti zaten. Arabayı ne yapacaksınız Dilek? Biz taksi alacağız. Taksi alacaksınız. Evet. Oktay taksi... Taksici. Ticari. Taksici, zaten. Ticari. Ama şu an şoför olarak çalışıyor. Başarılar diyor. Teşekkür ederim. İnşallah siz kazanırsınız. İnşallah biz kazanırız. Aslansın, kaplansın, yaparsın aşkım.